Evet. SmackDown Live'a hepiniz hoş geldiniz. Backlash öncesindeki son Go Home Show'u yanımda aşkım, canımın inci, hayatımın ışığı, Roy Baba var. Ben Atalı Galoş. Bu hafta İzmir'deyiz. Sizin için bir kez daha seksi bir show hazırladık. Bugün iki tane kemer ortada. Büyük bir show dizileri bekliyor Backlash'ın öncesinde. Benim show'um daha iyiydi. Kesinlikle. Evet, günün ilk maçı United States Open Challenge'ı, bildiğiniz üzere John Cena WrestleMania'da kemeri alma şeklini kefer önlemek için Backlash'e kadar olan bütün şovlarda birer Open Challenge yapmıştı. Ve bu son Open Challenge olacak. Bu son şansı acaba bugün gelecek olan kişi Baron Corbin değerlendirebilecek mi? Yoksa John Cena Open Challenge'lardan şampiyon olarak mı ayrılacak? Baron Corbin güncel ya. Yani tam güncel dediğim. Müziği falan. Evet, yani. Aynen. Müziği çok güzel. Titan Tone müziği falan filan güncel. Çok iyi. Yani. Too far. I bring the darkness. I am the thunder. I come from hell and I'll pull you under. I'll make you feel the wrath of my ways. I'll make it real. I'll be your end of days. And. Sen ne diyordun ya? Undertaker dedin, Corbin dedin. Ha şey, bu Baron Corbin böyle daha başlardayken falan herkes diyordu ki işte. Yani Baron Corbin yeni Undertaker olarak falan booklayacaklar, öyle söylentiler duydum falan diye yorumlar vardı böyle bir sürü. Bilmiyorum. Herkes öyle diyorlardı. Ne alakası var? İşte dediğim korunan bir finisher işte, böyle biraz daha dark bir gimmick falan var. Herkes öyle bir şeyler falan diyor. Fazla gibi yani. Evet. Bir de Elster Black'te de aynısı oluyor. Ne, gerçek böyle Tidalager'ı yenecek kickoff'ta. Evet. Sonra işte... En azından Elster Black'i NXT'nin Undertaker gibi davranıyorlar, o da güzel. İşte, evet. United States şampiyonumuz John Cena geliyor. John Cena çorapları. Tamam geç. Çok moralim bozuldu abdan dolayı. Hmm, muazzam bitti abi. Evet. Ya bitiş şekli şimdi hoş olacak. Onu siz bilmiyorsunuz şu an. Nasıl bilmiyorsunuz gerizekalı? Hayır yani bitiş şeyinin falan nasıl olacağını, nereye bağlanacağını falan. O yüzden. Sensin gerizekalı. Evet. Tamam. Çok uzun sürüyor onlar, sevmiyorum o kadar. Arship to the corner, ben John Cena. The punch. Forehand smash. Görür müsün, John Cena finisher'la falan başlatalı direkt eğil çekin. Of. Gank. Hayır, olmaz. The punch. Orada hiçbir şey yapmadı ya. He. Arada çıkıyor sadece. Bu kontender maçlar falan çıkıyor. Evet. Ya yani tek sana fonksiyonu oldu. Bir şey var. Kontender maçlar falan çıkıyor. Böyle kabul ediyor. İstek kapına vurdum. O kadar. Yazık işte. Hiçbir şey yapmıyor ya. Face buster. Sen Lars'ı aldın ya. Lars'ı alış şekli çok iyi. Aynen. Böyle konuşuyoruz falan şimdi. Dedik bugün ya. Biz Lars'ı unuttuk. Ben alayım mı? Ben anladım. Ama gerçekten almışım ben. Yani bilmiyordum böyle. Çok üzücü ya. Hala da çıkmadı adam. Powerbomb. Jinder da çıkmadı. Yazık. Hı. Ama geçen oyda bok gibiydi Jinder. Yani geçen oyda zaten internet kullanısı gelmiyor. Oyda bayağı iyi şimdi. Yani, singler falan da var. Bu oyuna ben zaten muhakkak kullanırım onu. Öyle kullanmıyor falan. Yani güzel bir debut sütü falan bulursam değerlendiririm ben. Çıkmadı falan. Şey yapsın. Finn Balor böyle maç yapsın. Hı. Maçtan sonra Jinder gelsin desin ki maç yapalım desin, Finn Balor tamam desin, maç yapsınlar hemen o maçın arkasından, Finn Balor 5 saniyede yensin bunu falan. İyi bir fikir. Çok saçma değil mi? Aynen. Ekil reverse. Aram böyle sırtta falan bir sıvazladı gibi bir şey oldu, anlamadım. Of. Ağzıma sıçtın bu arada. Baya. Ram var ya, bütün enerjimi düşürdü benim ya. Evet. Lan! Bitecek mi acaba? Bekliyoruz. Evet. Evet, biraz... Olamaz! Baron Corbin'i yenmeyi başardı. Evet. Ve United States kemerini bir kez daha kurdu. Mazda. Ne güzel maçtı bu böyle. Kurtulacaktım he. Güzel sona doğru. Evet. Of. Yapamadım. Şu maça bak. Harikaydı ya. Tyler Tegel'a gir. Ne? Gir. Gir.
Evet, şimdiki maçımız Backlash'teki SmackDown Tag Team rakipleri arasında olacak öteki maç. Bildiğiniz üzere geçen hafta Sheamus ile Hideo Itami bir maça çıkmışlardı ve Hideo Itami zor maçlardan Sheamus'i yenmeye başlamıştı. Bu hafta ise The Bar'dan Cesaro, Akira Tozawa'yla bir maça çıkacak ve Backlash öncesindeki son momentum fırsatını acaba hangi takım yakalayabilecek? Ana! Ana! Komik değil. Bunlar kemer bayağı yakışır. İki benden almış hiçbir yapmıyorlar. Aynen. Ben şimdi çok... İki ben Hideo ve Akira'yla senden aldım. Bana çok boş hissettiriyordum. Neyse iki kaftaki de bayağı boş geliyordu benim şu. Ha. Şimdi dolu geliyor. Evet. Çünkü sen sanki senin rosterin çok böyle boştu gibi. Aynen. Şimdi ise bayağı dolu aslında. Kimse kalmıyordu böyle. Aynen. Ben iyi ki Sorarı Seyze vicdan almışım ya. Yok senin şu adam olmasa çok kötü olurdu. Kimler aldım ben zaten? John Cena, Randy Orton, AJ Styles. Yine almışım onu. Var. Yani. The Bar. Akira. Akira Hideo. Evet bu kadar. O kadar. Aynen. İyi. Sony'yi alamamıştım ya, çok koydum. Aynen, o çok güzeldi ya. Senin tepkilerin harikaydı orada. Of. Zaten Johnny'ye olan maçlar senin şurada bayağı iyi. Ben oynuyorum ya. Ayrıca şey yapalım. Thumbnail olarak belki şey yapabiliriz. Bunların girişlerini falan yapabiliriz belki. Fena olmaz. Akira ne kadar küçük sizler o kıyasla ya. Akira çok şey duruyor ya böyle. Köksal baba gibi duruyor. Aynen. Onun da filmini bir kişi mi izlemiş? Ya bir kişi izlemiş galiba, o da kameraman mı? Böyle şey. Sen Slenderman'i izledin mi? Hayır. Muazzam bir filmdir. Onun filmi var mı? Filmi çıktı. Aaa! Sunset Will Power Bomb! Seçik. Tam bir Raw bitişi olurdu o ya, ama gerçek Raw böyle. Zaten benim Raw'da biliyorsun maçlar muazzam bitiyor. Aynen. Özellikle o main event. Ben heyecanlıydım onun için, diyordum çünkü muazzam bir maç olacak falan. Hayır, maça baya eğlenceli falan dedin ama... sonu aşırı ilginçti ya. Evet. Aynen. Mesaj geldi, ben de videonun ortasında mesaja bakıyorum. Evet, Akira Tozawa koluna çalışıyor Cesaro'nun. Aferin! Aaa! Hala omuzunda sakatlığı var bildiğiniz üzere Cesaro'nun. Aaa! Punch! The punch! Oha! Çok güzel oldu biraz. Ben böyle döndüm böyle, tam dönerken sen uppercut yaptın. Hoş döner duruyor. Kat. İskender kat, oha! Oha! Canım İskender çekti ya. Potato run! Oha! Ya Akira'ya bak ya. Küçük enişte. Tamam, enişte kıyafeti var şu an ya. Baksana şuna. Acil minyon duruyor, çok komik geliyor bana. Çok tatlı ya. Duruyor şu an, bilmiyorum. Çok sağ baba gibi süpürgeyle böyle adam kovaladı. Bakalım ne yapacak acaba Akira Tozawa? Hayır ulan, ya. Ulan potato run'a. Evet. Atlayabilecek mi acaba? İnşallah atlayamazsın, ayağın kayar. Benim Corbin'in ayağı kaymıştı, hatırlıyorum. Ya hatırlıyorum ya. Ezra'yı başlar sakatlanmıştı, Survivor Series'den çıkarmışlardı onu. Çok komikti ya. Yerine Shane gelmişti. Of. Muazzamdı ya. Öyle de olmasaydı muhtemelen 2017 Shane'e böyle Shane olmayacaktı. Survivor Series'inde. Sonrasında böyle çok aptalca bir Survivor Series maçı olmayacaktı. 2017'deki Survivor Series maçı ne kadar kötüydü ya. Hatırlıyor musun sen onu? 2017 Survivor Series bok gibiydi. 2016 bayağı iyiydi ama. 2016 çok iyiydi. 2016'da çünkü bir şey vardı. SmackDown herkes çok seviyordu falan. Aynen. O yüzden kazanınca millet seviniyordu. Ha, 2017'de zaten... İkisi de bok gibiydi. Evet. Hadi Ravine daha iyiydi. Ama evet, yani evet. Daha iyiydi sadece. Neyse SmackDown'da John Cena falan var. Evet. Böyle John Cena interbrand ama var. Sonra Triple H gelmişti, Jason Jordan'ın yerine gelmiş. Kurt Angle falan vardı. Evet, çok mantıklıydı. Hani direkt ne bileyim, Kurt Angle vs. Shane McMahon yapsalarmış keşke. Aynen. Ya şimdi, Jason sonra Brock Lesnar maçı bile çok fazla sevildi. Ben neyse onu çok sevmedim. Pek bir özel yoktu o maçın. Yani normal maç. Yani ortalama bir şeydi yani. Hakikaten o harika maç ya. Yılın maçı falan dediler ya. Ne yılın maçı ya? Ne alakası var? Lesnar tembeldi işte. Dövdü yine gitti. Ne oldu ki? Bir şey olmadı ki maçta. Aynen. Hiçbir özelliği yoktu. Millet bu kadar övünce baktım hiçbir şey olmuyor. Bir de boş falan da yaptılar yani. Ha, hiçbir şey yok yani. Ama gerçi o zamanlar WWE o kadar kötüydü ki yani. O yüzden yine biraz daha güzel geliyordu. Yani. Ve bir de orada falan şeydi ya. İsim olarak bakınca isim çok güzel yani. Böyle AJ Styles vs Brock Lesnar yani. Böyle çok para kokan bir maç bu. Evet, evet. Gördük para kokan maçı. Ya isim değeri olarak diyorum Royal'da.
İsmini sikeyim ben. Neden Royal? Bence bir ekleme soktum. Alacak şimdi Crown Jewel'ı kemeri. Geri çıkmayacak. Kendi rekorunu kıracak falan böyle. Hatta Roman Reigns böyle geri dönüşünü yapıncaya kadar falan şey yapıyorlar böyle. Tutuyorlar ondan. 3 yıl tutuyor böyle. Sonra Roman geliyor onu da yeniyor falan böyle. Aynen. Tek feud'larında böyle part-time'larla falan yapıyor işte. Triple H'de yapıyor işte bir ara. Bu bir gurur meselesi artık falan diyor. Undertaker WrestleMania'da bir kez daha iniyorlar falan. Bak. Ne kötü olur ya. Brasyon alırsa harika olur. Ama işte o kalbine Brock'a verirlerse yani yeter. Ya Money in the Bank'de öldürdüler ya. Aynen yazık ya. Öldü artık yani 2 sene üst üste kaybedildi. Evet. Bu kadar reverse yapabilecek mi sacağı merak ettim. Saçma ediyor. Lan Brown da heel oldu bak. Brown heel oldu. Evet. Ama gidiyor maç yapacağız diyor. Çok gerizekalı bir şey olmaz ya. Shield bayağı heel gibi geldi sonra face oldular. Oh Trouble in Paradise. Bu çok saçmaydı. Bas. Shield geldi de ben sevinmiştim hatırlıyor musun o hafta? O haftaki show muazzam düşündüm. Aynen. Ya ama cidden Shield'ı gelmen falan güzel. Sonrasında ben de dedim ki herhalde iyi bir şey yapacaktı. Sonrasında Shield oldu. Buram kırıldı. Evet. Cidden ama bayağı öyle bir hissiyat verdi yani bayağı ilginçti. Ben böyle sana yazıyordum. Snap German Suplex! Shield oldular diye sen diyordun Face'ler falan. Ben inanmıyordum. Evet. Bu ses kaynamak bayağı garip olmuş. Akira şimdi bize bir bağırsana. Abi bağırıyor böyle. O sebep... Akira ile bir şey yapıyor. Drew'nun Kane'iyiz. Drew çok komik ya. En müthiş olan Drew'nun ki abi kesinlikle ya. Aaa! Daha bir Catwell'a kalkıştı ama Cesaro son anda kaçmayı başardı. Uppercut. Kalk. Oo. Aaa! Olamaz! Çift taktiklere başvurdu zıbar. Ve şimdi sharpshooter yapıyor. Maç bitti ama yani hala sharpshooter yapıyor. Aaa! Pes etti Akira Tozawa. Ha bırakmıyor Cesaro. En sonunda bıraktı. Akira Tozawa diskalifikasyonuna gelmeyi başardı. Vaaa! Sıçıyor şimdi. Hı-hı. İyiydi. Bence hoş bitti. Beğendim ben. Evet SmackDown'a patatesi geliyor bakın ne söyleyecek. Patates gibi gelmiyor maç. Çok biri arkana saldıracak gibi ya. Böyle bir havası var şu an. Üzülmüş. Kızgın biraz. Aynen. Mikrofon vermiyorlar diye herhalde. Ben yapayım yapıyorum. Ne? Ben değil ha. Olur yap. Bir anda sevindi. Mutlu oldu. Aa mikrofon mu varmış meğer dedi. Arkadaşlar... Dur konuşmaz. Arkadaşlar bugün canım çok sıkkın çünkü Insta'da story atarken burnum yamuk çıkmış. O yüzden çok mutsuzum bugün Insta'da fotolarıma az like gelmiş sadece 500 kişi beğenmiş. Fotolarıma like atın, kanalıma abone olun, videolarıma like atın. Hepinizi öpüyorum, görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay. Şaka şaka şimdi bildiğiniz gibi Osprey'cu Sasha Banks ile bir maçım olacak Backlash Pay-Per-View'sunda ve onu yeneceğim ben çünkü Patis'im ve Patis olarak Smanks'i yenip buradan şampiyonuz olarak ayrılacağım. Ben SmackDown Live'ın patatesiyim. Evet hey. Kalırım. Ben Ember Moon'u yendim. Ben Bianca Blair ve adını unuttuğum bir kişiyi daha yendim. Sonya Devil ya. Sonya Devil'ı yendim. Bakın o kadar adını unutmuşum. Ben işte Asuka'yı yendim ve ben Sasha Banks'i de yeneceğim. Çünkü ben patatesim. Benim adım patates... Öyle. Olamaz. SmackDown Kadınlar Şampiyonu geliyor. Kesinlikle hiç beklemiyordunuz değil mi? Aynen ya. Hiç beklemiyorduk ya. Ben de öyle koşup gidecek sanmıştık. Rav izleyip diye öyle bir beklentisi oluşmuştu bize. Şaşırdı. Aynen hiç beklemiyordum. Mendilin modeli iyi olmuş ama. Aynen bence. Bak Sasha iyi düzgün geliyor. Evet. Sasha yeni giriş koymuşlar. Ooo bir şey diyecek gibi. Ooo. Orospu çocuğu dedi. Mikrofon al Allah aşkına. Evet şimdi mikrofon alacak. Çok mutlu oldu. Enzo Mori olma lütfen ya. Buna Harvey Dewey promo yapmış diye Sasha'yla yazıyor.
hayatım, sen şimdi ne burada çağırıyorsun bu ringe, ama bilmeni isterim ki ben SmackDown Kadınlar Şampiyonuyum, tamam mı? Dolayısıyla sen beni öyle çağıramazsın. Bugüne dek yendiğim isimler benim gözüme hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü ben Sonya'da Devil'ı yendim. Ben Shayna Baszler'ı yendim. Hem de öyle alelade bir maçta değil. Bir kafes maçına yendim, tamam mı? Sana gay gibi konuş, Faykur. Yalnız şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen hani o isimleri yenmiş olabilirsin ama yani ben de o isimlere aynı maçta olsam yenebilirdim. Aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Bir kere sen kimsin diye bana laf atıyorsun. Ben Instagram'da 70 milyon tane follower'ım var, tamam mı? Senin Instagram'da 70 milyon tane follower'ın olabilir ama o beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Benim WWE Kadınlar Division'da sayısız follower'ım var ve hepsinin takip ettiği sadece ama sadece Sasha Banks'in götü, Sasha Banks'in kadınlar şampiyonluk kemeri, tamam mı? Dolayısıyla senin buradaki takipçilerin kimse umursamıyor, tamam mı aşkım? O yüzden öksür bakalım. Senin götünü takip eden tek bir şey var, o da Chris Jericho, ki ona da götünü yakalaması için çok şans veriyorsun. O yüzden kemer şansları alıyorsun. Ben her promoda aynı şeyi söylüyorum, şu an fark ettim. Neyse susuyorum, öksüreyim. Ya bir siktir git, tamam mı? Ben bu kemer fırsatlarını almadan önce Chris Jericho GM bile değil, tamam mı hayatım? Dolayısıyla bir şeyler demeden önce get your facts right, tamam mı hayatım? Dolayısıyla sen burada bana bu kuru iftiralar atmak yerine ilk önce bilgilerini doğru yerlerden al, yoksa sikmeyeyim götünü. Ya tamam da şimdi Chris Jericho yeni araba falan almış, çok havalı değil mi? Chris Jericho'yu sen seviyorsun zaten, havalı bir insan Chris Jericho, yeni arabası falan çok güzel, telefonu falan çok güzel. iPhone 8 çıkmış, seni yeneceğim ve kemer aldığımda o para, o bana verilen parayla iPhone 8 Plus alacağım, tamam mı? Pekala hayatım, hayırlı olsun o halde sana. Valla ne diyeyim ki, sana o iPhone 8 çok yakışır. Ama sen daha çok ne yakışır biliyor musun? Öksür bakalım. Ne yakışır? Götüne ayağım yakışır, tamam mı? Hadi bana müsaade. Siktir ol git. Evet. Evet, bu harika bir promo. Konuşmaya başlayınca kulağım aldım. Evet. Ben böyle şekilde konuşmayı çok seviyorum. Tamam, hadi bakalım. Evet, muazzam bir hype attı. Valla ya çok boştu ama yine kıt arası kemer maçından daha çok hype'lı bir şey oldu. Muazzam da. Of. Saçı, benim Rav Show'um müthiş. Saçı çok mutlu duruyor ya, baksana. Sevindi. Çok. Evet, main eventimizdeyiz ve WWE şampiyonluk kemeri için olacak. Bildiğiniz üzere geçen hafta Chris Jericho, Finn Balor'a bir open challenge yapmasını tavsiye etmişti. Çünkü Backlash'te esas contenderlara kapışacak ve şimdi rakibi kim olacak bakıyoruz. Olamaz! Anlatan. Former United States şampiyonu. Radio. The Long Island Iced Tea. Zack Ryder. Craft iyi olmuş ya. Aynen, Finn Balor'ın open challenge'ını kabul etti. Eski bir kıyafet sende. Hmm, olabilir. Güzel ceketi. Aynen. Hoş duruyor. Bildiğiniz üzere WrestleMania'da Randy Orton ve John Cena'yla bir United States maçı çıkmıştı. Ancak orada Randy Orton RQ'su sonucu John Cena'nın kendisini tuş etmesiyle kemerini kaybetmişti. Ve ranklarda iyice aşağı düştü. Kendisi için ne bir United States kemeri ne bir WWE şampiyonluk kemeri yolu gözükmüştü. Ancak bir anda havadan çıkan bu WWE Open Challenge'ıyla işte, tamam ya, boş bok geçti. Challenge'ı Open Challenge'ıyla bir fırsat daha yakaladı. Maç yapıp siktir olup gidecek işte, ne konuşuyorsun ya. Kalbi kırıyorsun Royal. Ve şimdi de WWE Şampiyonu Finn Balor geliyor. Hayır, Bayley geliyor, bak şimdi. There ain't no stopping us now, this is regret on the doctor, we're ready to go. Ready to ya, go. Ortam güzel duruyor şu anda. People we cross every day, show them turning up and give me some more. Turn up, turn up, turn up more. Bak şimdi tam Bayley gibi geliyor. Baba. Hey! Evet, WWE evreni selamlıyor. WWE şampiyonu. Ama benim korktuğum kadar bok gibi bir giriş değil. Aynen, ben böyle çok daha böyle gülümseyecek falan sanıyorum. Yine gülümsüyor da yani, o kadar kötü değil. Ama böyle en azından düzgün gülümsüyor. Aynen. Bana kötü gülümsemeye başladı. Kore popçusu gibi geldi.
Ama ceketi güzel duruyor. Yakası yok. Gerçekte çok daha kötü duruyor, oyuna daha iyi duruyor. Gerçekte bok gibiydi. Rumble'da girmişti bu kıyafeti, hatırlıyor musun? Çok kötüydü ya. Ne kadar bok gibiydi ya. Ve kemer sanki daha iyi duruyor. Eskiden biraz daha garip duruyordu. Biraz daha oyuncak gibi duruyordu. Şimdi hala oyuncak gibi ama daha iyi. Yok be tabii. Ha şeydi çünkü bu yeni gelen kemerlerin hepsi güzeldi. Eskileri bırakmışlardı. Evet. Kadınlar kemeri falan Rumble bok gibi duruyordu mesela. Aynen. Şimdikinde bayağı iyi duruyor abi kadınlar kemeri. Dur izleyelim. Peki. Bunun ilk kez tam girişini izliyoruz. İlk kez 19'da. Biz bunu da tam yapabiliriz. Aynen. Şeyden dur. Tabi da yerinde girdi lan. Aynen. Ben Zack Ryder. Ben de WWE şampiyon Finn Balor'ım. Backlash'te evet. Kemerini koruyamayacak o sebepten de ben Fighting Champion'ım bari son SmackDown'da kemerimi koruyayım dedi Finn Balor. Zack Ryder'a karşı eski efendilerden, eski veteranlardan. Eski ama sakalı yoktu ya. Değil mi? Hı-hı. Böyle diyor ama değil mi? Çok harika olur ya sen desin. Diye böyle resimlerle of. Uf, adam gibi adam. Sideplay'ler muazzam. Aynen. İlk oyuncular oyuna sideplay'ler. Yani. Aynen o çok iyi detaylanmış. En sonunda. İlk de bu ülkenin özel animasyonu var ya. Kemeri havada. Hı. Ama en azından açıyı değiştirmişler de bok gibi durmuyor. Evet. Bak şimdi bok gibi duruyor mesela. Hı. SummerSlam'da aldı ya. Bayağı dur koruyor. Evet. Onda da ben filmle oynuyordum. Bayağı güzel maç o işte. Favori maçlarından bir tanesi bütün gün yurttaki. Paul'un ışınlanma anı bence muhteşem. Bu harikaydı ya, peygamberdi adam. De böyle tam sinirlendi. Çok güzel duruyor kemer. De böyle... Çok güzel lan. Aynen. De böyle şey oldu ya, tam böyle en son ben sinirlendim. Yani tam koşu o sayı ışınlandı böyle. 75 kere falan artık karışmıştı. O harikaydı. Karlı yüzünden falan mal mal şeyler olmuştu. Ben sinirlendim böyle. Üstüne koydum ring ışınlandı. Zack Ryder'a kaybedecek. Bakalım. Ve bir suplex. Kaybetse çok iyi olmaz mı ama? Ne yok be. Düşünsene. Çok iyi bir şey olur. Aa kolunu büküyor. Böyle bir şeyin gerçek hayatta olduğunu düşün. Üf çok ilginç olurdu ya. Böyle her şey aynı böyle. Zannediyorsun ki finish'te muazzam bir title reign falan yapacak. Uzayacak falan iyice. Yani ardından böyle SmackDown'da kaybediyor. Zack Ryder abi. Tam hmm. Pay-per-view'dan önce. Aynen. Aa! Bir triangle! Dropkick! Tamam, tamam. Hemen Zack Ryder'ın peşinden gidiyor. Hiç nefeslenmesi için vakit bırakmıyorum. WWE şampiyonu. Vakit versene, piç. Hayır. Peki. Aa! Adam ol. Piç! Piç. Aa! Oha! Spinning heel kick! Bir de spinning face kick var. Oha! Espriler! Hakikaten yok. Gereksiz geç anlamıştım ben ya. Topuk oldu. Çok komik ama ya. Aaa! Knife çok! Lan! Targetinginize sıçayım. Ben gidiyorum ya. Sikerler. Sinirlendim. Oha! Şunu atlara film be lan! Atlamaz çok iyiydi ya. Sen şunu kaydedin. Tamam. Çok güzel duruyor. Hala atıyorum. Tamam, ben basıyorum. Takım oyunu. O atlama kısmını aslında tamamen yapalım. O harika olur. Muazzam şeyle atlıyor. Çok iyi ya. Oha değil. Ben ama böyle bu kadar güzel atlayacağını hiç beklemiyordum. Çünkü önceki oyunda baseball slide vardı. DDT! Ben dedim atlayacak mı atlamayacak mı? Harada atladı böyle çok sevindim görünce. Bir anda havaya ışınlandı ya. Zıplamadı da yani. Aynen. Geri atıyor film. Ve kalkmasını istiyor Zack Ryder'ın. Aman tanrım. Muazzam bir main event. Evet. Seninki kadar olamasa da dropkick. Benimki daha güzeldi ki. Doğru, özür dilerim. Bir gizemle bitti. Ne olduğunu anlamadık. Biri nedense şey çaldı, zili çaldı. Kimin çaldığını öğrenmek için Raw'ı izlemeyi unutmayın. Aynen. Raw'ı izlemeyi unutmayın. Comeback'ten sonra.
Evet. Breezango kaybederse çok kötü olur. Evet. Ben bir anda da Perfect Turtle'ın almasını istiyorum. Evet, çünkü hoş olur şimdi, çünkü gizlenme bitti. Allah'a sonra biraz daha böyle... Breezango hiçbir şey yapmadılar. Kemeri aldılar. Aynen. Muazzam bir maçta aldılar bir de böyle. En sonunda bir daha tepeye çıktılar falan. Ne, sonrasında hiçbir şey olmadı. Promo yapmadılar, bir şey yapmadılar falan. Ama ne yapsınlar ki? Yer yoktu ki. Olsun. Woo woo woo, you know it, bitches. Evet, bakalım ne yapacak? Aman tanrım. Olaz, the knee! Attı köşeye, the knee'sini yaptı. Gaklandı, kaldırdı. Evet, Zack Ryder. Şimdi, Superman Punch! Olaz, forearm smash! Oo. Ne? Woo! 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 Big boot! Pardon, Broski boot ya. Big boot ne alakası? Broski boot çok alakası var. Avatar! Skrit. Fuck. Sling play! Ben kasamayı o kadar istemiyorum ki. Ya yeter, bir şey yapayım, bu güzel bir hareket. Fuck! Pek enerjim gelsin. Koş! Ya ah! Of. Hayır. Olamaz. Power bomb. Güç bombası. Oh. Hadi. Oh, sen burada çıkacaksın da. Koymuşlar. Evet. Çok iyi. Sen çıkacaksın da enerjin gelecek de. Adamın reversal gelmeyecek de, neyse. Vazgeçme anı çok iyiydi yani. Ah! The power. Ozeka, oh, power bomb. Avantaj. İnanamıyorum. Evet şimdi. Leg drop. Evet, ben Falkland bağırıyorum da şimdi niye polis gelmiyorsun? Ne? Ben Falkland bağırıyorum da gidip polis falan gelir. Ama o gün aşırı iyiydi ya. Evet. Beklemiyorduk bir de. Bir anda geldiler böyle, kapıyı falan çak, böyle polis falan var böyle. Ben endişelendim. Böyle sonra ben kapattım, çalıyor falan. Ha. Çok üzüldüm. O mutsuzluğu hakikaten beni üzdü. Forearm smash. Ben olsa ben de üzülürüm. Aynen. Sonra ayıp olmasın diye senin bıçaklayasım geldi. Adam çok üzüldü çünkü ya. Evet. Vallahi aşırı üzüldü. O dedi operasyon falan olacak, böyle havalı olacağız falan dedi. Kız düşüreceğiz dedi, olmadı hiç. Terfi alacağım falan dedi böyle. Aynen. İzlediği Amerikan filmleri aklına geldi böyle. Zannediyor içeride kokain falan içiriyoruz. Üzücü. Olmaz! Şimdi en üstüme çıkıyor. Böyle Rus ruleti falan oynuyoruz zannetti. Bir geldi, ikiden geri zekalı bağırdı. Q de gra! Bitti mi Zack Ryder? Hayır. Bir. İki. Ve 3. Tamam, evet, Finn Balor başarılı WWE şampiyonluğu kemerini koruyor ve Zack Ryder WrestleMania'dan sonraki ilk ortaya çıkışında WWE şampiyonluğunu zorluyor oldukça. Bayağı zorladı gerçekten. Ne ben Finn'in reverse'ım, sen signature çektin falan, bir şeyler oldu. Ne fena maç değil ya. Muazzamdı. Evet, SmackDown Live'dan bu kadar hanımlar. O bak çok güzel duruyor, baksana. Ha. İzlediğiniz için teşekkür ederiz hanımlar. Backlash'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Son bir pozunu görelim mi? Hayır.